Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu adjektif deklinasyon im nominatif. Hazırsanız dersimiz başlasın. Adjektif deklinasyon deyince ne anlamalıyız? Adjektif sıfat demek arkadaşlar. Sıfatlardan ne olabilir? Büyük, küçük, yeni, eski, hatta renkleri de işin içerisine katabiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Almanca'nın tatlı belası artikeller. Bu artikeller bir şekilde ne olmuş oluyor? Bu sıfatların sonlandırıcılarını etkilemiş oluyor. Ne demek istediğimi buradan anlatmaya çalışayım. Burada arkadaşlar bu tabloda nominatif halleri görüyoruz. Yani yalın haldeki sıfat çekimlerini görüyoruz. Ve artikelleri ne yapmışız? Renklendirmişiz değil mi? Neydi mavi için? Ne diyorduk? Der artikeli mavi ile renklendiriliyordu. Die artikeli kırmızıyla. Das artikeli yeşille. Öyle değil mi? Sarıl ne anlama geliyordu? Çoğul anlama geliyordu. Yani die plural. Öyle değil mi? Şimdi buraya baktığımızda tabii mümkün mertebe basit örneklerden yola çıkaraktan daha iyi kavramanız anlamında basit örneklerden gitmek istedim. Der Mann adam demek, öyle değil mi? Şimdi ben iyi adam diyecek olursam iyi adam der gute Mann. Tabii burada iyi adam dediğimde arkadaşlar burada birisini kastetmiş oluyorum. Yani o iyi olan adamı kastetmiş oluyorum. Dolayısıyla der gute Mann, yani o iyi olan adam gibi düşünülmeli. Ancak burada ein guter Mann denildiğinde bir iyi adam demiş oluyorum. Değil mi? Artikel kullanıldığında çünkü cümlenin içerisinde burada bir belirti söz konusuydu. Değil mi? Ancak belirsizlik varsa ya da bir dediğimde ein demiş oluyorum. Dolayısıyla bakın buradaki farkı görebiliyor muyuz? Der gute Mann, ancak bir iyi adam denildiğinde arkadaşlar buradaki der artikeli ne olmuş? Burada ein guter Mann şeklinde yorumlanmış oluyor değil mi? Ein guter Mann demiş oluyorum. Buraya baktığımda ise die Frau ne demekti? Kadın demekti, öyle değil mi? İyi kadın diyeceğim. Burada da bir belirti söz konusu değil mi? Birisini kastetmiş oluyorum. Dolayısıyla die gute Frau diyorum. Ancak iyi olan bir kadın ise o zaman ne oluyor? Bakın burada die yerine ne diyeceğim? Eine diyeceğim ve eine gute Frau, bir iyi kadın demiş oluyorum. Das'a baktığımızda arkadaşlar bakın burada da ne olacak? Das gute Kind, das Kind neydi? Çocuk demekti. Das gute Kind, iyi olan o çocuk kastedilmiş oluyor. Dolayısıyla iyi olan o çocuk dediğimde birisini belirtmiş oluyorum değil mi? Bir çocuğu gösteriyorum. Dolayısıyla das gute Kind demiş oluyorum. Ancak bir iyi çocuk dediğimde bakın burada ne olmuş? Ein gutes Kind, das artikeli buraya giydirilmiş değil mi? Ein gutes Kind şeklinde yorumlanmış. Ancak burada da ne olmuş? Bakın die artikelinde die Frau denildiğinde eine gute Frau şeklinde yorumlanıyor. Ancak burada ein gutes Kind şeklinde yorumlanmış oluyor. Peki çoğullarda durum nedir? Çoğullarda da bakın dikkat edin. Die guten Kinder. Die Kinder çocuklar demek arkadaşlar. Dolayısıyla belirtmiş olduğum karşımda bir grup çocuk vardır değil mi? O iyi olan çocuklar diyecek olursam die guten Kinder demiş oluyorum. Peki bir adet iyi çocuklar demem. Dolayısıyla bir adet yerine ne olacak? Ein. Anlaşılması için oraya bir eksi işareti koydum. İyi çocuklar dediğimde demek ki gute Kinder demem gerekiyormuş. Dilerseniz bu durumları örneklerle bir pekiştirelim. Sıradaki örnekler arkadaşlar mobilyaların üzerinden yapmak istedim. Bu mobilyalarla ilgili olası sıfatları da görüyor olacağız. Dilerseniz ilk örneğimizle başlayalım. İlk örnekteki cümleye baktığımızda, ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar das ist das bequeme Sofa. Evet, das Sofa arkadaşlar kanepe demek. Dolayısıyla sıfata bakmam lazım. Bequem arkadaşlar rahat,
konforlu anlamına geliyor. Bakın burada das Sofa denilmiş. Dolayısıyla bakın bequem ve sonlandırıcı olarak sıfatın sonuna ne geliyormuş demek ki? E geliyormuş, tıpkı az önce yapmış olduğumuz gibi, değil mi? Das gute Kind örneğinden yola çıkacak olursak ne oldu orada? Gut'un sonuna E gelmiş oldu. Bakın burada da gene ne olmuş oluyor? Das ist das bequeme Sofa, bu rahat olan kanepe. İşte bu o diye göstermiş oluyorum. Şimdi burada bir belirti söz konusu. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. Bunu ben bir diyalog şeklinde yazmayı doğru buldum. Schau mal, baksana anlamına geliyor arkadaşlar. Demek ki schau mal, baksana. Diyelim ki biz bir mobilya satılan bir mağazadayız ve diyoruz ki ya baksana ne kadar rahat bir kanepe diyeceğiz söz gelimi. Buraya baktığımızda demek ki das ist das bequeme Sofa, bu rahat olan kanepe demiş oluyorum. Ancak burada schau mal, baksana rahat bir kanepe diyecek olursak ne olacak? Bakın das ist ein bequemes Sofa. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Ein olduğunda artikel das ne oluyor? Sıfatın sonuna eklenmiş oluyor. Dolayısıyla bequem, bequemes şeklinde yorumlanmış oluyor. Ve ne demiş oluyoruz? Baksana rahat bir kanepe dediğimizde demek ki das ist ein bequemes Sofa demiş oluyoruz. Demek ki das bequeme Sofa ne olmuş oluyor? Ein bequemes Sofa şekline dönüşmüş oluyor, değil mi? Tabii ben ne yapmış olsaydım, yani bir belirti şeklinde söylemiş olsaydım o da pekala olurdu. Ne derdim? Das ist das bequeme Sofa dediğimde ne yapmış oluyorum? Benim sana kastetmiş olduğum bir kanepe var. Hani rahat olan. Dün bahsetmiştim. İşte bu o dediğimde das ist das bequeme Sofa derdim. Ancak ilk defa bir kanepe görüyorum ve diyorum ki aa ne kadar rahat bir kanepe söz gelimi. O zaman ne derim? Das ist ein bequemes Sofa demiş olurum. Sonraki örneğimize bir bakalım. Das ist der moderne Schreibtisch. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Der Schreibtisch, der Tisch neydi? Masa demekti. Schreiben ne demek? Yazı, değil mi? Yazı masası demeyiz de ne deriz? Çalışma masası deriz, değil mi güzel Türkçe'de? Ancak Almanca'da işte bu büroda kullanılan işte çalışma masaları için ne deniyor? Schreibtisch denilmiş oluyor. Modern adı üstünde. Şimdi ben diyeceğim ki bu o modern olan çalışma masası. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor bu o derken? Artikeli kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla das ist der Schreibtisch. Ancak işin içerisine sıfat girdiğinde bu o modern olan yazı masası. Sana bahsetmiş olduğum bir modern masa var ya, işte bu o masa dediğimde demek ki ne yapıyorum? Artikel der'i getiriyorum ve das ist der moderne Schreibtisch demiş oluyorum. Söz gelimi baksana ne kadar da rahat bir modern bir yazı masası diyecek olursam ne diyeceğim? Schau mal, das ist ein moderner Schreibtisch. Değil mi? Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Der ne oluyor? Sıfatın sonuna, değil mi? Giydirilmiş oluyor. Moderner şeklinde, değil mi? İşin içerisine katılmış oluyor. Söz gelimi bu das artikeli olmuş olsaydı o zaman ne olurdu? Modernes olmuş olurdu. Ancak burada ne yapıyoruz? Artikel de olduğundan dolayı moderner şeklinde. Dolayısıyla das ist ein moderner Schreibtisch diye ne yapmış oluyorum? Söylemiş oluyorum. Ancak dediğim gibi bir belirti söz konusu olmuş olsaydı bu o modern olan masa demiş olsaydım, hatta çalışma masası demiş olsaydım ne olacaktı? Das ist der moderne Schreibtisch demiş olurdum. Ancak buraya dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Artikel kullanıldığında ne oluyormuş? Sıfat
E ile sonlandırılmış oluyormuş. Buna dikkat etmemiz lazım. Ancak ein, eine gibi durumlarda değil mi? Sıfatın sonuna değil mi? Duruma göre ne yapmış oluyorum? Artikeli giydirmiş oluyorum. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Das ist die neue Kommode. Die Kommode arkadaşlar çizmeye çalıştım. Sanırım bu güzel Türkçe'de şifon yer diye geçiyor. Evet. O da gene tabii Fransızcadan gelen bir şey. Şifon yer çekmece de diyebiliriz aslında değil mi? Dolayısıyla Almanca'da buna die Kommode deniliyor. Başka bir anlam çıkmasın die Kommode denildiğinde. Dolayısıyla çekmece değil mi? Şifon yer deniliyormuş. Evet. Buraya baktığımızda das ist die neue Kommode. Bakın artikeli neymiş? Die Kommode yeni değil mi? Neue sıfatına baktığımızda ne olacak? Demek ki sonuna e gelecek. Das ist die neue Kommode yeni şifonyer işte bu o derken das ist die neue Kommode demiş oluyorum değil mi? Ancak baksana yeni bir şifonyer diyeceğim. O zaman ne diyeceğim? Schau mal, das ist eine neue Kommode demiş oluyorum değil mi? Das ist eine neue Kommode denildiğinde demek ki ne oluyor? Die artikelini buraya giydirmiş oluyorum değil mi? Eine neue Kommode diyorum. Ancak bir belirti söz konusu olmuş olsaydı deseydim ki bu o yeni olan şifonyer. O zaman ne diyecektim? Das ist die neue Kommode diyecektim. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist das bequeme Sofa. Das ist das bequeme Sofa. Schau mal, das ist ein bequemes Sofa. Schau mal, das ist ein bequemes Sofa. Das ist der moderne Schreibtisch. Das ist der moderne Schreibtisch. Schau mal, das ist ein moderner Schreibtisch. Schau mal, das ist ein moderner Schreibtisch. Das ist die neue Kommode. Das ist die neue Kommode. Schau mal, das ist eine neue Kommode. Schau mal, das ist eine neue Kommode. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Sıradaki örnekte das sind die interessanten Lampen. Bakın burada sind demek ki çoğul bir durum öyle değil mi? Die Lampen, lambalar demek arkadaşlar. Bunun tekili die Lampe ancak çoğul olduğunda die Lampen. Dolayısıyla bakın burada az önce gördük neydi? Sıfatın sonuna ne geliyormuş? En geliyormuş. Ne zaman? Artikel varsa değil mi? Dolayısıyla interessant, ilginç değil mi? Ne olabilir? Bu bir karşınızda lambalar vardır değil mi? Masa lambaları olabilir bunlar. Ve ilginç bir tasarım olabilir. Dolayısıyla ne diyoruz? Das sind die interessanten Lampen değil mi? İlginç olan lambalar işte bunlar onlar derken das sind die interessanten Lampen deriz. Demek ki ne yapmış oluyoruz? Sıfatın sonuna en getirmiş oluyoruz. Hangi durumda? Çoğul durumda. Peki ben vurgu yapacak olursam demek ki bunu yapıyorum. Ancak diyelim ki spontane bir şekilde bu lambaları görüyorum ve ne diyeceğim o zaman? Schau mal, das sind interessante Lampen. Baksana bunlar ilginç lambalarmış deriz yani Türkçe'de değil mi? Dolayısıyla das sind interessante Lampen dediğimizde arkadaşlar burada herhangi bir artikel daha doğrusu düzeltiyorum. Aynı yapısını getirmiyoruz. Neden? Çünkü bunlar tamamen çoğul durumda olan bir cümle şekli olduğundan das sind interessante Lampen. Dolayısıyla buraya eksi koymaya gerek duymadım. Çünkü az önce söylediğim gibi nereden geldiğini kavramışsınızdır. Die olduğunda demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Die artikelini çoğullarda ne yapıyorum? Sıfatın sonuna giydirmiş oluyorum. Ve diyorum ki das sind interessante Lampen. Değil mi? Das sind interessante... düzeltiyorum. Das sind interessante Lampen. Yani bunlar ilginç lambalar. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Das ist der kleine Kleiderschrank. Der Kleiderschrank bu kıyafet dolabı
gardırop aslında arkadaşlar. Dolayısıyla der Kleiderschrank değil mi? Kıyafet dolabı. Klein küçük. Dolayısıyla ben bir vurgu yaptığımda bu o küçük olan kıyafet dolabı dediğimde demek ki ne yapacakmışım? Das ist der kleine Kleiderschrank diyecekmişim. Değil mi? Ne yapmış oluyorum burada? Sıfatın sonuna e'yi getirmiş oluyorum. Dolayısıyla das ist der kleine Kleiderschrank demiş oluyorum değil mi? Buraya e'yi koymuş oluyorum. Peki ben dersem ki baksana ne kadar da küçük bir kıyafet dolabı. Ne yapacağım? Bir dediğime göre ne olacak arkadaşlar? Artikelden kurtaracağım. Ne yapacağım? Aynı yapısını koyacağım. Dolayısıyla ne olacak bu? Schau mal, das ist ein kleiner Kleiderschrank. Bakın burada ne olmuş demek ki arkadaşlar? Der artikeli ne oluyor? Sıfatın sonuna giydirilmiş olarak ein kleiner Kleiderschrank diye yorumlanmış oluyor. Dolayısıyla das ist ein kleiner Kleiderschrank demiş oluyorum. Ve son örneğe bakalım arkadaşlar. Son örnekte das ist das alte Bett. Das Bett yatak. Alt eski demek değil mi? Dolayısıyla bu eski olan mesela ne olabilir? Sana bahsetmiş olduğum eski bir yatak var. İşte bu o. Dolayısıyla das ist das alte Bett dediğimde değil mi? Ne yapacağım? Das alte Bett değil mi? Sıfatın sonuna ne yapıyorum? Demek ki e şeklinde sonlandırmış oluyorum ve das alte Bett. Ancak schau mal, das ist ein altes Bett değil mi? Birdenbire karşımıza bir eski bir yatak çıka geliyor değil mi? Ne yapıyoruz? Baksana eski bir yatak. Dolayısıyla ne yapacağım? Das ist ein altes Bett. Ne yapıyorum arkadaşlar? Das Bett sıfatın sonuna das'ı giydirmiş oluyorum ve das ist ein altes Bett demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das sind die interessanten Lampen. Das sind die interessanten Lampen. Schau mal, das sind interessante Lampen. Schau mal, das sind interessante Lampen. Das ist der kleine Kleiderschrank. Das ist der kleine Kleiderschrank. Schau mal, das ist ein kleiner Kleiderschrank. Schau mal, das ist ein kleiner Kleiderschrank. Das ist das alte Bett. Das ist das alte Bett. Schau mal, das ist ein altes Bett. Schau mal, das ist ein altes Bett. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde adjektif deklinasyon im nominatif konusunu analiz ettik. Bunun haricinde ne yaptık arkadaşlar? Mobilyaları görmüş olduk ve sıfatları görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.